Övünç Özlem, NTV. Sayın Başkan, müsaadenizle size sormak istiyorum. Yaklaşık iki hafta öncesine kadar doğal olarak kabul edilir şekilde görevde olan teknik direktörünüzün sonuna kadar arkasında olacağınızı beyan etmiştiniz. Bu durumla ilgili açıklamalarınızı yapmıştınız ama tam olarak hangi aşamada karar verdiniz? Artık olmayacağını, Hatayspor mağlubiyeti mi yoksa o 6 maçlık periyot mu? Tam olarak vazgeçtiğiniz an hangisiydi? Yeni bir teknik direktör arayışına girmek ve ondan sonra da bir ikinci soru olarak da düşünebilirsiniz. Şenol Güneş ismini tam olarak ne zaman karar verdiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi futbolun fıtratında bunlar var. Ben çalışanlarımın her zaman yanında oldum. Onlar benim için her zaman değerliydiler ve değerli olmaya devam edeceklerdir. Özellikle Hatay maçının arkasında Valerian İsmail hocamızın gönül kırıklığı içerisinde olması ve enerjisinin tamamen bitmiş olması sebebiyle kendisinin de bu fikri ifade etmesi nedeniyle Beşiktaş'ımızın menfaati açısından o da, ben de, Sayın Ceyhun Kazancı da ve yöneticilerim hepsi beraber bir kan değişikliğinin Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir olduk. Cevabı bu. Bu noktaya nasıl gelindi? Bu noktaya gelindi manipülasyonlar, hakem hataları, medyatik baskılar, bir şekilde dışarıdaki bütün etkenler bir araya gelerek bizim sağlıklı çalışmamıza maalesef engel oldular. Bunu açık yürekli ifade ettim de daha önce de ettim. Bunu da saklamaya da hiç niyetim yok. Tekrar söylüyorum. Sosyal medya üzerinden başlatılan ve daha sonra medyanın da eklendiği bir provokasyonun sonucunda Beşiktaş'ımızda bir huzursuzluk teknik adı üzerinde yaratıldı. Ve sonucu da ister istemez bu şekilde oldu. Artık bunları tartışmanın bir anlamı yok. Oldu ve bitti. Önümüze bakacağız. Ben bugünden sonra geleceğe konuşmak istiyorum. Gelecekte Şenol Hocam benim çok inandığım ve güvendiğim biridir. Kendisiyle az evvel de ifade ettiği gibi 10 yıl içerisinde Beşiktaş 2 tane şampiyonluk kazanmıştır. En çok kazananlardan biridir dediniz değil mi hocam? 3 tane. Evet, 3 tane. Dolayısıyla biri de çok değerli sevgili hocam Sergen Yalçın vasıtasıyla aldık benim başkanlık olduğum dönemde. Daha önceki dönemde de ikinci başkan ve futbol şubeden sorumluydum. Hocamla beraber çalıştım. Dolayısıyla 3 tane şampiyonlukta emeğimin olması da beni ayrıca gururlandırıyor. Şenol hocamla sadece ve sadece çarşamba günü Hatay maçı dönüşünden sonra Valerian hocamla burada vedalaştıktan sonra kendisiyle ne düşüneceğini, ne düşündüğünü öğrenmek için çarşamba akşamı toplandık. Önce hocamla vedalaştım. Sonra yeni hocamla yola devam edebilmek adına çarşamba günü akşam bir araya geldik. Ve dün yaptığımız görüşmeler sonucunda da nihayileştirdik. Mutluyum. Hayırlı olsun diliyorum. Şenol hocamın başaracağına inanıyorum. Ceyhun Bey'in vermiş olduğu bütün emeklere, bu yapılan transferlerde herkes biliyor. Bütün Beşiktaş camiası bu transferlerde son derece mutlu bir süreç yaşadılar. Alınan sonuçlar daha sonra hariç tabii. Bu süreçte emeği geçen Ceyhun Kazancı'ya da transferlerde buradan teşekkür etmek istiyorum hemen. Ayrıca net bir şekilde söylemek istiyorum ki hoca seçiminde Valerian İsmail buraya gelirken Ceyhun Bey'in önümüze koyduğu birçok alternatiflerden bir tanesiydi. Yani Ceyhun Bey Valerian İsmail'i tek başına getiren bir arkadaşım olmadı. Önüme koyulan alternatifler içerisinde ben bir başkan olarak kulüp ekonomisi ve gerçekleştiğini göz önünde bulundurarak bu gerçeklerle Valerian İsmail'e karar veren başkan bendim. Bunu da burada kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Valerian İsmail'in de bize verdiği katkılar var. Ayrıca bir projeydi. Dışarıdan gelen teknik direktörlerin de saygınlığı hak ettiğini ve onların da Türk futbolunu dışarıda nasıl gördüklerini ifade ettiklerini ben çok önemsiyorum. Dolayısıyla bizi sevdiğini, bizim de kendisini sevdiğimi kamuoyuyla burada paylaşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Hocam hayırlı olsun. Sayın Başkan Emre Bey hayırlı olsun. Ceyhun Bey hayırlı olsun. Müsaade ederseniz sorum Ceyhun Bey olacak. Bu süreçte hem Valerian Hoca'nın ayrılık sürecinde hem Şenol Hoca'nın göreve başlayacağı bu konuların konuşulmaya başlandığı dönemde çok tartışıldınız. Belki de yıpratıldınız.
Ancak hiç konuşmadınız. Hiç kendinizi açıklamadınız. Sayın Başkan da şimdi dile getirdi, ifade etti sizinle olan ilgili düşüncelerini. Sizden de bu konuyla alakalı bir düşüncelerinizi, duygularınızı rica edebilir miyiz? Öncelikle Sayın Hocama hayırlı olsun demek istiyorum. İnşallah çok büyük başarılara imza atacak. Şimdi evet, Beşiktaş'ın suni tartışmalara ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın konusu ben olamam. Benim durumum olamaz. Burada çok daha büyük konulardan bahsetmeliyiz. Maalesef geldiğim dönemden beri sizler işin daha içinde olanların çok iyi bildiği bir rant dünyası var burada. Bunu çok net bir şekilde söylemem lazım. Tabii bazı şeyleri durdurunca bunlar olur. Bunlar doğaldır. Bunlar körüklenir. O yüzden bunları kesinlikle bunlar üzerine konuşmanın hiçbir anlamı mantığı yok. Sayın hocamla da zaten dün tanıştık. İlk kez oturma vakit geçirmeye fırsatı bulduk. Çok da verimli bir toplantı geçirdiğimiz kanaatindeyim. Dolayısıyla Şenol Hocam önderliğinde inşallah uzun yıllar tekrardan başarılı günlerimize geri döneceğiz. Size son olarak şunu da söyleyeyim, çok da uzatılacak bir konu değil bana göre. Dediğiniz gibi zaten transferlerle alakalı genel kanı, genel taraftarlarımız içerisindeki genel kanı o ki iyi bir kadromuz var. Bu kadronun hakkı verilemedi. Genel kanı bu. İnşallah bu hak hocamla beraber verilecek ve şampiyonluk yarışında zaten şu anda da puantaj olarak çok da uzakta değiliz. İnşallah toparlanıp zafere ulaşacağız. Dolayısıyla tekrardan altını çiziyorum. Şenol Hocam'a hoş geldin diyorum. İnşallah çok çok verimli, birlikte harika bir çalışma ortamı bulacağız ve şampiyonla ulaşacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Metin Pekgüven, TV Spor. Hem başkanım size hem de hocam size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam şunu sormak istiyorum size. Az önceki soruya bir cevap vermiştiniz. 3 günlük bir sürecimiz var Ümraniye Spor mücadelesine kadar. Peki geçtiğimiz maçlara baktığımızda oyunu düzeltebiliriz dediniz. Şenol Güneş'in analizlerine göre diğer maçlardaki eksikler neydi hocam? Şu anda tüm eksikleri söylemek doğru. Dediğim gibi içine girip görmek lazım. Dışarıdan baktığınız zaman siz de eleştiri yapıyorsunuz. Veya sonuçlar alınamama sebepleri nedir diye baktığınızda. Ben baktığım zaman sıralamadaki yer doğru değil. Çünkü maç eksikliği, maç fazlalığı, oynanan maçlar onlar çok önemli değil. Oyun ve atılan yenen gollere baktığınız zaman atılan gollerde üst sırada görünüyor. Her ne kadar hücumda tartışılsa bile ilginçtir. Tam tersine daha fazla gol attığı görünüyor. Ama daha da fazla gol yedi. Üst sıraya baktığınız zaman hemen hemen 5-6 takım arasında en fazla gol yiyenler arasında. Bunun sebebini tek bir şeye bağlamak doğru değil. Takıma, savunmaya, orta saha, hücuma, kaleciye, ne bileyim işte sisteme. Hep bunlar kullanılabilir. Mazeret olarak söylenebilir. Ama ben o tarafında değilim. Nasıl bir yol gideceğiz? Onları gördükten sonra analizleri zaten yapılıyor. İşte ne bileyim fiziksel olarak övgüler var. Şimdi bir şey söyledim ama başka yere kayar. Takımın fiziği iyi deniyor ama şimdi fizik tartışılıyor. Yine sizler tarafından yine. Mesela iyi başlayıp kötü bitiyor. Bunlar neden? Önceki antrenmanlar mı? Takımın temposunu ayarlayamaması mı? Oyun şekli mi? Hep bunları göreceğiz. Sadece benim de yapacağım iş değil. Ben işin sorumlusuyum. Oyuncular benim gözüm, kulağım. Yani vücudun bütün organları iyi çalışması lazım. Ama tabii beyin hepsini yönetiyor. Ben beyin olmak istiyorum. Onlarla beraber yani orkestra şefi olmak istiyorum. Onlarla paylaşacağım. Yani onun sorunu da benim sorunum olacak. Onun yaptığı iş, iyi iş de benim başarım olacak. Başarısız da benim başarısızlığım olacak. Birlikte çalışmayı sağladığımız zaman zaten çok büyük bir asıl koramız var sahada, özellikle kendi sahamızda, tribünde. Seyircinin olağanüstü bir şeyi var, desteği var. Bütün bu koşullara rağmen onu gördük. Onu kaybetmemek lazım. Onu da gördüğüm için çok mutluyum yani şimdi bütün bunlara rağmen. Sahada oyuncular coşkuyla oynuyor. Sadece şunu söyleyebilirim yani teknik analizi yapmadan. Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz. Yani isteğinle beraber akıl kullanmada daha ikinci plana kalıyor. Sanki duygularıyla oynuyor hissediyorum onu gördüğümde. Mesela çok şey yapmak istiyor, yapamıyor. Yapamadığı zaman daha çok şey yapıp hata yapıyor.
Yani ben o akıcılığın, işte onun için keyif alması lazım. O baskıyı oluşturmak yerine o baskıyı azaltmamız gerekiyor. Dıştan bakarak söylüyorum. Yani içine girerim. Hep dıştan bakarak çok kolay konuşuyoruz. Siz de konuşuyorsunuz, biz de konuşuyoruz da içine girince göreceğiz. Ama olumsuz değilim çünkü ürettiği iyi şeyler de var. Yaptıkları var oyun olarak. Yani oyunda çok başarılı işler yapan var. Aynı oyuncunun düşüşleri var. Şimdi sakatlıklar var, birkaç tane oyuncuları var. Bunların hepsi bakma. Fazla mı oyuncu, az mı oyuncu? Şimdi tabii gönül isterdi ki Beşiktaş işte Avrupa kupalarında olsun. Ama bu sene Avrupa kupalarında yok. Tek kulvarda yarışıyor. Bu bazen artı, bazen eksi. Kadronun sayısı, azlığı, çokluğu, kalitesi. Bunları hep göreceğim. Onun için daha sonra paylaşacağım. O yüzden bu üç günde ben alelacele iş yapıyorum. Başkanlar demin dediği gibi ben başkanı yeni tanımıyorum. Yani her bakımdan tanıyorum ama bizim dostluğumuz ayrı, iş ayrı. Başkanın olduğu yerde başkan hocayı yönetir. Onun sorumluluğunda içinde de yönetimle beraber ben de takımı yönetirim. Dolayısıyla orada bir iş ciddiyeti var. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Hani bazen yakın olduğumuz için alır diye dediler. Burası şey aile şirketi değil ki yani işe beni alsın. İhtiyaç varsa alır. Almadığı zaman da ben bir saygısızlık yapmam. O da o yanlışı yapmaz. Dediği gibi ben hatta bir yolda gidiyordum. Orada aradı. Çağırdı, geldim, konuştuk. Ondan öncesi yok yani, onu da bilin. Onu da söylemiş olayım bu arada. Bir de bu Ceyhun'la ilgili konuşayım. Şimdi transferlere çok takılıyor. Bu transfer tek başına Ceyhun'u, benim veya birinin değil. En sonunda yönetim ve başkan ama herkesin fikri olur. Bunun için bazen bağlayıcı oluyor. Aslında bunu söylemesi iyi oldu Ceyhun'un. Transferin hakkı verilmedi deyince ya verilmezse suçlu olacak. Demek ki biz de işi yırttık. Bakalım ne olacak yani.